Memurlar Haber kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Yine Türkiye'de ilk kez Ege Üniversitesi'nin büyüteyim arkadaşlar. Ege Üniversitesi'nin teklif taslağını sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Yine Türkiye'de ilk kez Sayıştay'ın toplu sözleşmesini sizlere sunmuştuk. Birçok toplu sözleşmelerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda da Hakkari Üniversitesi'nde çok güzel bir toplu iş sözleşmesi yapılmıştı. Yine Türkiye'de ilk kez sizlere toplu iş sözleşmesini sunmuştuk. Kanalda bunlar mevcuttur arkadaşlar. Yine toplu iş sözleşmelerine devam ediyoruz. 2021 yılı için bir önceki videomuzda da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda toplu iş sözleşmesinde neler yaşandığını dün itibariyle sizlere sunmuştuk. Arkadaşlar toplu iş sözleşmelerini merak ediyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açın diyorum. Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. Kamu işçisiyseniz, belediye ve TYP çalışanıysanız kanal abone olmanızı öneriyorum bildirim zilini de açın ki bu videoları görebilirsiniz arkadaşlar. Evet Ege Üniversitesi rektörüne bağlı 17 nolu işkonu bulunan işyerleriyle Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında başlanacak olan işletme toplu sözleşmesi teklif taslakı tas tasarısıdır bu arkadaşlar yani henüz ortada imzalanan bir şey yok onu hemen söyleyeyim. Teklif tasarısı sendikanın üniversiteye verdi teklif tasarısı bu arkadaşlar 60 zam isteniyor arkadaşlar ayrıca ek ödemelerde de müthiş İyi oranlar var umuyoruz ki e, üniversite Ege üniversitesi rektörlüğü buna okey der işler çok sevinecek çünkü Evet Ben hızlıca geçeceğim çünkü arkadaşlar 20 sayfalık bir e, 20 sayfa bu arkadaşlar toplu sözleşmesi Ve ben bunu hızlıca seri bir şekilde geçmeyi düşünüyorum çünkü 20 sayfa olunca Böyle oluyor bu toplu sözleşmesi 1.10.2020 tarihinde arkadaşlar ve 30.09.2023 tarihli arasını kapsıyor. Sözleşmenin kapsam ve yararlanma koşullarına bakalım. 31.10.2020 tarihinden sonra bu test kapsamını alınır diyor ve tis'ten yararlanır diyor. 696 KYK ile kadroya geçen işçiler arkadaşlar. Devam edelim bize önemli kılan maaş kısımları arkadaşlar. Ben önemli gördüğüm yerleri sizlere okuyacağım. Buraları geçiyorum. 20 sayfa olunca hızlı hızlı geçmek durumdayım. Önemli olan para kısımlar arkadaşlar. Temsilciler diyor burada arkadaşlar. Temsilcileri geçelim. Temsilci izinleri yine arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bek işinize yarar diye bölüyorum. Devam ediyoruz. Sendika aile var bu kısımda. İşçiler diyor 6356 sayılı sendikalarla toplu sözleşmesi kanun hükümlerine uygun olarak sendikaya bildirilecek üyelerden aidat keserek işçi aylık ücretlerinin ödendiği günü izleyen 15 gün içinde sendikanın bildirileceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür diyor arkadaşlar. Zaten sendika aidatı olması olmaz zaten arkadaşlar. İş yeri değişikliği, işçinin kuruma bağlı ikamet, ikametine yakın 17 nolu sağlık ve sosyal hizmetleri iş kolunda bulunan iş yerlerinde işçi talebi halinde ünvan ve niteliğinde uygun veya iş veya eğitim sertifikası ve benzeri belgelerle yetkinlik kazandığı bir üst kadroya geçiş yapılır diyor. Bu da önemli bir olay. Bir üst kadroya geçiş hakkı vermişler. Çoğu toplu iş sözleşmesinde ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar işçiler adına. Devam edelim. Altılar bunları geçelim arkadaşlar. İş yerinde ihtiyaç duyulacak, açılacak olan kadro ilk olarak iş yerinde bu görevi gerçekleştirebilecek diploma sertifikası belgelerle kanıtlanmış liyakat sahibi, çalışmakta olan işlerin birim ve ünvan değişikliği gerçekleştirilerek sağlanır. Değişimi yapılan işçiden dolayı boşalan kadroya göre işçi alım ilanı düzenlenir diyor arkadaşlar. Yıllık izinlere bakalım. Hizmeti 1-5 yıl olanlar için 24 iş günü, hizmeti 5-10 yıl olanlar için 26 iş günü, hizmeti 10-15 yıl olanlar için 28 iş günü, hizmeti 15 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü ücretli izin verilir diyor arkadaşlar. Evlenen işçilere 10 gün iş günü, çocuğu evlenen işçilere 4 iş günü izin verilir. Eşi doğum yapan işçiye 7 iş günü izin verilir. İşçinin anne, baba, eş, kardeşiyle çocukları, kayınvalide, kayınbabanın ölüm halinde 7 gün izin verilir diyor arkadaşlar. Cenazelerinin il sınırına götürülmesi veya il sınırları dışında ölmesi halinde 5 ilave iş günü izin verilir diyor. Askerlik işlemleri için 1 iş günü izin verilir. Yangın, deprem, su baskını benzeri felaketlerde 15 gün iş günü izin verilir diyor. Hastaneye götürülürse ücretli izin verilir diyor. Anne baba, eş, dost, akrabalar arkadaşlar. Devam ediyorum. Ulusal bayram ve genel tatil günleri Ulusal bayram 29 Ekim günüdür. 28 Ekim günü 13'ten başta 29 günü devam eder diyor. 29 Ekim günü arkadaşlar. Tatil günleri de ekranda 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos'ta bayramdır diyor. Dini bayramlarda arife günü 13'ten itibaren 3,5 gündür. Kurban Bayramı arife günü saat 13'ten itibaren 4,5 gün izin verilir diyor. Şayet bugünlerde genel tatil günlerinde tatil yaptırılmayıp işçi rızası ile çalışılan her takvim günü için normal yemiyeleri hariç 3 yemiye daha verilir diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. İşveren 4857 sayılı iş kanunu 25. maddesi dışında keyfi ve haksız bir sebeple işten çıkarmalarda mahkeme veya özel hakem tarafından fesin geçersizliğine karar verildiğinde işçinin müracaatı halinde 15 gün içinde işe başlatılır diyor arkadaşlar. Devam edelim. Hizmet mı? Bu toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan biyolog, kimyager, hemşire, ebe, fizyoterapist, diş, diş, protezi, diyetisyen, mühendis, klinik mühendisi, teknik atölye çalışanlar, aşçı, aşçı, eczacı, laboratuvar, radyasyon alanında gibi belirlenen yerler, atölye teknik servise çalışan tüm işçilere hiçbir ödemeyi etkilememek kaydıyla her ay aylık çıplak ücretlerinin %35'e tutarında ek ödeme verilir arkadaşlar. A fıkrası dışında sterilizasyon, doğumhane, güvenlik, yoğun bakım, acil servis, şoför, aşçı yardımcıları, hasta taşıma, hasta bakım personeli, faturalama, satın alma personeli, HBYS kullanım bilgi işlem veri kayıt personeli, yoğun bakım statüsünde çalışan servisler, tıbbi atık ve çöp toplama merkezi personeli işçilere hiçbir ödeme etkilememe kaydı ile her ay çıplak ücretlerine %30 tutarında ek ödeme verilir. Yine süper oranlar arkadaşlar. AB fıkrası sayılanlar araç tüm işçilere hiçbir ödeme etkilememek kaydıyla her ay çıplak ücretlerine %25 tutarında hizmet zammı ödenir. Bu da iyiymiş. Hastane tıbbi atık taşıyan çöp merkezi birimde çalışan işçilere fiilen çalıştıkları her gün için günlük net 15 TL, sözleşmenin ikinci yılında net 20 TL, sözleşmenin üçüncü yılında net 25 TL gün Dış bu al fıkrası dışında çalışan tüm işleri sözleşmenin birinci yılında fiilen çalıştıkları her gün için net 10 TL, sözleşmenin ikinci yılında net 15 TL, üçüncü yılında da net 20 TL bulaşıcık hastalıklar risk primi ödenir. Çöp taşıma merkezi tıbbatik personelleri hiçbir ödemeyi etkilememek koşulu ile günlük 8 TL koku primi ödenir. İş yerlerinde maaş mutemedi Vezne, satın alma, fatura faturalandırma, nakit veya nakit yerine geçecek kıymet sorunları eza deposu, ihale, teklif hazırlığı yapan, işlemlerde çalışanlara her ay çıplak ücretlerinin %25 tutarında mali sorumluluk tazminatı ödenir. Vay arkadaşlar arkadaşlar çok iyi oranlar bunlar. Hizmet zam mı? Yine aynı şekilde arkadaşlar bunları okudum zaten sizlere. Sosyal yardımlara bakalım. Öğrenim yardımı Eylül ayında diyor arkadaşlar. Anaokulu için 200 TL, ilkokul için 250 TL, ortaokul için 300 TL, lise, lise için 350 TL, yüksekokul için 450 TL öğrenim yardım yapılır. Sözleşmenin birinci yılında ilk 6 ayda 20 TL yemek bedeli ödenir diyor arkadaşlar. Toplu sözleşmesinden yararlanan evli işçileri aile yardım olarak sözleşmenin birinci yılı birinci 6 ayında her ay net 250 TL aile ve çocuk yardımı ödenir. İyiymiş bu da çok iyi oranlar. Yakacak yardımı birinci yıl, birinci altı ayında her ay 350 TL yakacak yardım ödenir. Bu da çok iyi oranlar. Bayram yardımı birinci yıl, birinci altı ayda net 300 TL. Kurban bayramı için de net 500 TL bayram harçlığı verilir diyor. Sosyal yardım birinci yıl, birinci altı ayda 400 TL ay her ay sosyal yardım ödeneği yapılırmış. Arkadaşlar bunları topladım Kaç etti Bu Kaç lira ettim maaşlar arkadaşlar? Gayet <laughs> iyi rakamlar. Evlenme yardımı birinci yıl birinci altı ayında 500 TL evlenme yardımı ödenir diyor. Doğum yardımı birinci altı ayda net 300 TL ödeme yapılır diyor. İşçilerin iş kazası sonucu ölüm halinde yasal mirasçıların iki çıplak ücret tutarına net para ödenir diyor. İşçinin normal ölüm halinde yasal mirasçılarına cenazeyi kaldırılan yakınlarına bir çıplak ücret tutarında para ödenir diyor. İşçinin ana baba eş çocukların ölümü halinde sözleşmenin 1. yılı 6 ayında net 1000 TL ölüm yardım yapılır diyor. Afet yardımı birinci yılda 6, 2000 TL afet yardımı ödenir diyor. Giyim yardımı yazlık kışlık elbise karşılığı 300 TL kışlık elbise ise 350 TL ödeme yapılır. Kasım ayı ve Mayıs, Mayıs aylarında diyor arkadaşlar. Konut yardımı birinci 6 ayda net 200 TL her ay konut yardımı yapılır diyor. İyileştirmelere bakalım. Bunlar da gayet iyi arkadaşlar. %60 zam isteniyor toplamda. Madde 47 ücret zammı. iyileştirme. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Tüm işçilerin brüt çıplak ücretleri 145 TL gün altında olanların günlük günlük brüt çıplak ücretleri 145 TL güne yükseltilir. Ayrıca diyor işçilerin yine ee, Üstte A fıkrasının dışında kalanları arkadaşlar 140 TL gün çıplak ücreti olarak yükseltilir. A, B, A ve B fıkrası dışında kalan işçilere de 135 TL günlük bir çıplak ücretleri yükseltilir diyor. Hizmet zamı birinci 6 ay arkadaşlar %15 zam isteniyor. İkinci 6 ay yine %15 zam isteniyor arkadaşlar. Devam ediyor. İkinci yıl birinci 6 ay zam yine %15. İkinci yıl ikinci 6 ay zam yine %15 zam. Üçüncü yıl birinci altı ay yine yüzde on beş zam. Üçüncü yıl üçüncü altı ay zam. Şey ikinci, üçüncü yıl ikinci altı ayda zam da yine yüzde on beş arkadaşlar. Yani yüzde doksan zam isteniyor. Üç yıl için işçileri arkadaşlar. Tahsil yardımı ilk ve ortaokul mezununun işçileri her ay 100 TL, lise ve denge işçileri her ay 200 TL, ön lisans ve lisans mezun işçileri her ay 300 TL, yüksek lisans mezunlarında da her ay 400 TL tahsil yardımı yapılır diyor arkadaşlar. Ulusal bayram ve genel tatillerinde çalışan işleri her gün ilave 2 yemeğe ödenir diyor. Vardiyalı işçi kendi hafta tatilinde çalıştır takdirde bir ilave yemeğe ödenir diyor arkadaşlar. <laughs> Haftalık çalışma saati 45 saat imiş. İki adet otobüs rayiç bedeli veriliyor işe giriş sağlanması için arkadaşlar. Dengede ödeneği de Eylül ayında bürüt bin TL ödenecektir diyor. Enflasyon oranında da bu her yıl arttırılıyor arkadaşlar. Son sayfaya geldik. Mobbing meslek kodları bildirilir diyor. Evet durum böyle arkadaşlar. Gayet iyi oranlar. %90 zam Büyük ödemeleri gördünüz. Çok iyi bir toplu iş sözleşmesi teklif taslağı umuyoruz ki gerçekleşir. kanal abone olup bildirim zilini açın diyorum. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Türkiye'de ilk kez toplu sözleşmelerini bizden duyuyorsunuz. Yine duyacaksınız. Kanala abone olun farkımızı yaşayın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.